Herkese Nagoya'dan selamlar. Artık yola çıkma zamanıydı. Şimdi Shizuoka'ya doğru gidiyorum. Orada dağlara çıkacağım. Belki Fuji Dağı'nı görebilirim orada. Planım bir 2-3 gün kamp yapmak. Ondan sonra Tokyo'ya doğru gitmek. Zaten Shizuoka dediğim yer Tokyo'ya çok yakın bir yer. Trene bineceğim. Oradan Toyashi, oradan Hamamatsu, oradan da Shizuoka'ya gideceğim. Yani trende 4000-5000 yen civarında. Elimden geldiğince minimuma indirmeye çalışacağım ama nasıl olacak bilmiyorum. Bu arada dünkü Japon abiden bahsetmek istiyorum. Japon abi çok iyi bir insandı. Yani Türkleri çok seviyor ama bir yandan da Türklere karşı birazcık ön yargılı açıkçası. Çevresindeki Türklerden dolayı. Mesela şey diyor, hani bir kızımı asla bir Türk'e vermem diyor. Çünkü Türkler hep aldatıyor falan diyor işte. Yani buradaki Türkler birazcık farklı, yani nasıl desem. Yani günahlarını da almak istemiyorum ama genelde eğitimsiz insanlar, işte köylerden falan gelen insanlar. Zaten ya Ordulu ya Adıyamanlı, hani farklı bir şehirden yok. O yüzden Japon abimizde de böyle bir ön yargı oluşmuş açıkçası. Şey diyordu zaten, hani normal bir konuşma yapamıyorsun yani onlarla. Sen de sadece yapabildin. Onlar ya araba konuşur ya da karı kız konuşur diyordu Japon abimiz. Neyse, demek istediğim Türkler burada da adını çıkarmış yani. Her zamanki gibi, her yerde olduğu gibi. Neyse, devam. Daha ikinci trendeyim. Bundan bir 3 tane daha falan bineceğim diye düşünüyorum. Belki 2, emin değilim. Şimdilik gidiyoruz. Herhalde bir 3-4 saate dediğim yerde Shizuoka'da olurum diye düşünüyorum. Aslında Shizuoka değil, biraz daha yukarısında böyle dağda bir yer ama umarım bugün içerisine gideriz. Şimdilik Nagoya'ya elveda ediyoruz. Bay bay Nagoya. Toyashi'ye geldim şimdi. Buradan yine bir trene binip başka bir yere geçeceğim. Saat 11.42'de var. Hamamatsu. Evet, Hamamatsu'ya gideceğim. Oradan başka bir trene binip Shizuoka'ya gideceğim. Sürekli öyle tren değişeceğim. Şimdi treni bekliyoruz. İlk taraftan göl. Diğer tarafta okyanus. Hemen şu ileride okyanus. Sonunda Kanaya istasyonuna geldim. Burası gideceğim yere çok yakın. Şimdi kamp yapmak için alışveriş yapacağım önce. Buralarda galiba bir dükkan varmış. Oraya gidip atıştırmalık bir şey alacağım. Ondan sonra yine bir trene binip, bu sefer manzaralı bir tren, daha doğru çıkacağım. Zaten burası da dağların hemen yakınında bir yer. Eteklerinde dağların. Belki de şu dağlardadır. Sanırım birazcık gemi işine baktım. Bayağı bir şeyler aldım burada işte. 2 günlük yerde kaldım aslında. 20 dolar civarında bir şey tuttu. 2135 yen tuttu. Şimdi şu eşyaları çantaya koyup sonra trene doğru gidelim. Gideceğim yere gitmek için tren istasyonuna geldim. Ama bilet çok pahalı. 3000 yen. Gideceğim yere kadar gidiyor. Yukarıda dağda bir göl var. Ibaka gölü. Oraya kadar gidiyor. Ama 3000 yen. Bilmiyorum, 3000 yen çok pahalı geldi bana. O yüzden otostop denemek istiyorum. 5 kilometre falan yürümem gerekiyor burada. Ondan sonra yola çıkıp oradan otostop deneyeceğim. Mola verdim 5-10 dakika. Yemek bir şeyler atıştıracağım, sonra geleceğim. Bakalım ne olacak. Birazcık araştırdım internetten. Otobüs varmış.
tam gideceğim yere göre değil ama en azından birazcık gerisine otobüs varmış. Şimdi otobüs durağına doğru yürüyorum. Eğer olursa otobüse bineceğim. Otobüs sanırım daha uygun olur. Yani en azından yarı fiyatına, belki daha 1000 yene razıyım da 1000-1200 falan. Onun yukarısına yok. Direkt pahalı olur. Ben zaten radyon kazandım o kadar parayı. Biz hakkını açmak istemiyorum. ありがとう。Otobüsten indim. Dağın kenarındayız. Otostop yapacak şimdi. Böyle birazcık gidip. Nerelere geldik ya? Geçtiğin ortasındayım. Turistik değil galiba. Burada insan yok. Belki Japonlar geliyordur. Japon turistler. Şunları anlamıyorum. Adamlar kusursuz yapıyor. Gelirken yolda da bir sürü vardı bu şekilde. Bir 5 dakika gideyim. Bundan sonra otostop çekeceğim. Otostop noktasına geldik. Böyle dağın hemen yanında. Otostop çekmeyi deneyeceğim. Bugün gideceğimi düşünmüyorum da en azından bir yakınına kadar gidersem çok iyi olur. Buradan yaklaşık olarak 45 kilometre falan dediğim yer. Oraya yakın bir yere gitsem bile benim için yeterli. Yarın devam ederim. Bir de merak ediyordum, Japonya'da otostop nasıl? Onu da test etmiş olacağız. İnsanlar hep zor diyorlardı ama bilmiyorum artık. Göreceğiz. Zor mu? Nasıl? Saat şu an 5'e geliyor. Bakalım. Yine otobüse bindik. Şimdi şöyle, otostop çektim bir saat falan. Kimse durmadı tabii ki Japonya'da. Beklediğim gibi. En son işte bu otobüs geçti. Yani ben binmedim. Sonra şurada şu abimiz var. Hostes abimiz geldi. İşte sordu, işte nereye gidiyorsun, ne yapacaksın falan diye. Ben de Ikawa'ya gideceğim dedim, işte göle gideceğim dedim. Dedi şu an orada, şu an oraya otobüs yok dedi. Shinzeo var, işte bu otobüs Shinzeo'ya gidiyor, istersen gel dedi. Ben de geldim işte, bindim. 920 yen verdim, birazcık pahalı ama yolda kalmaktansa iyidir. Muhtemelen bugün gidemeyeceğim. Yarın artık otobüsle göle geçerim diye düşünüyorum. Şimdi kalacak yer bakmam lazım. Bir yerde artık kamp atarım. Bilmiyorum. Nereye gidiyoruz? Senzu'ya geldim. Yarına tren var. Bugün tren yok. Otobüs de yok. Bugün burada kalmam lazım. O yüzden kalacak yer arıyorum şimdi. Böyle bir gidiyorum. Etrafa bakacağım. Düzgün bir yer bulup çadırı kurup yatacağım. Yarın saat 9.20'de var tren. Bir de 2'de var. Tabii ki 9.20'dekine binmeyi düşünüyorum. 1300 yen mi ne vermem gerekiyor ama tren güzele benziyor. Bence değer gibi. 1300'e. O yüzden 1300 yeni vereceğiz. Bakalım, umarım güzel bir yer buluruz kalacak için. Böyle bir kamp alanı buldum. Hemen dağların kenarında, nehrin yanında. Birazdan çadırımı kuracağım. Açıkçası ben bulmadım. Parkta oturuyordum. Ondan sonra bir şeyler atıştırıyordum işte. O sırada iki tane Japon geldi işte. Bir tane kadın, bir tane de oğlu geldi işte. Öyle merhaba merhaba dedi. Nerelisin falan deyince işte muhabbet ettik birazcık. Ondan sonra işte kamp yapabileceğim bir yer var mı dedim onlara.
Onlar da işte ay şey dedi işte bir düşündüler falan. Ondan sonra bir pizzacı var dedi. Pizzacının yakınında kurabilirsin dedi. Aradılar falan pizzacıyı. Ondan sonra pizzacı da okey deyince buraya yönlendirdi. Buraya geldim. Bugün burada kalacağım akşam. Ondan sonra da yarın sabah 9.20'de tren var. Yani buradan 7-7.30 gibi, en geç 8 gibi çıkmam gerekiyor. Sonra gidip trene bineceğim. İyi geceler.